Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilişkiler hakkında değil de biraz sağlık hakkında konuşmak istiyorum. Sağlıktan ziyade kilomdan, neden bu kadar zayıf olduğumdan, neden bir süre vegan beslendiğimden vesaire bunlardan bahsetmek istiyorum. Çok fazla lafı uzatmadan aslında konuya başlamak istiyorum. Ben 1.70 boyundayım ve yaklaşık 45 kiloyum. Boyuma göre kilom maalesef az ama bu bir şey sonucu oluşan ya da bir şey sonucu ulaştığım kilo değil. Ben kendimi bildim bileli zayıftım. Bebekliğim böyle bayağı obez sınırında geçti. Hatta doktor anneme diyet yapmazsan obez olacak demiş. Ve sonrasında bana bir diyet uygulanmış. Ben daha 1 yaşında falanken yani. Artık nasıl ciddiye aldıysam diyeti, şu anda 23 yaşındayım. Ve hala zayıfım. Dediğim gibi kendimi bildim bileli aslında bu zayıflığım. Gelişme çağımda, ergenliğimde ve şu anda yetişkin çağımda değişmedi bu. Dönem dönem kafama çok taktığım oluyor. Nasıl ki fazla kilolu olup kilo veremediği için bunu sorun eden, dert eden insanlar olduğu gibi zayıf olup kilo alamamak da en az onun kadar insanı psikolojik olarak yıpratan bir şey. Genel olarak herkes kilo vermek ister. O yüzden kilo alamayan biri çoğu zaman garip de karşılanıyor. Hani bu da dert mi diye görebilirsiniz. Eğer sizin hayat kalitenizi etkiliyorsa bu gerçekten ciddi bir sorun. Obez olduğunuz zaman da bu sizin hayat kalitenizi etkiliyor. Çünkü hareketleriniz kısıtlanıyor neticede. Çok fazla zayıfken de aslında hareketleriniz kısıtlanmıyor ama o hareketleri sergileyecek enerjiniz bile olmuyor. Bir şeyler yediğinizde mideniz bulanıyor, hiçbir şeyden tad alamıyorsunuz. En sevdiğiniz şeyi yeseniz bile maalesef böyle çok aslında kötü bir durum. Bir yandan da televizyon açık. Haftalık burç yorumum var. Kendi burcuma sıra geldiğinde video ara verip dinleyeceğim. Bu arada Akrep burcu. Neyse, ben lisede bu zayıflığımı çok fazla kafaya taktım. Çünkü herkes gelip şunu yapıyordu. Böyle bilek mi olur? Çok zayıfsın. Çubuk kraker. Kırılacak gibi duruyorsun. Vesaire. Yani bu durumla savaşan, kilo alamayanlar beni anlıyorlardır. Böyle tabirler var. Ve bir süre sonra size şeyi empoze ediyor çevrenizdekiler. Hani zaten şu kafadayız, can boğazdan gelir. O yüzden canlı olmak için, sağlıklı olmak için ye babam ye. Ama öyle değil tabii ki de. Lisedeyken birçok şey çok daha fazla kalbinize dokunuyor. Birisi çirkinsiniz dese belki şu an hiç takmam ama lisedeyken takıyorsunuz. Ergenlik çağındayken takıyorsunuz. Çok fazla takıyorsunuz hatta. Ben de çok sıkılmıştım. Artık herkesin kilo alsana kızım, yemek yemiyor musun, hiç mi yemiyorsun ya da bir şeyler yiyorum. Artık toplum içinde bir şeyler yememeye başlamıştım. Çünkü bir şeyler yiyorum ve o yediğim şeyi bitiremiyorum. Bitiremediğim için de şuncacık lokmayla mı doyuyorsun? Yesene biraz. Bu gibi cümleler sizin kendinizi, daha doğrusu kendinizle birlikte midenizi kapatmanıza sebep oluyor. O yüzden lisedeyken dediğim gibi çok fazla kafama takmıştım ve çözüm yolları bulmaya başlamıştım. Daha çözüm yolları aramaya başlamıştım. Bunlardan biri ilaçtı tabii ki. Herkesin bildiği, aslında çocuklar için alerji şurubu olarak geçen bir şurup var. Bunun birkaç tane ismi de var. Hatta farklı firmaların galiba. Ve bu ilaç aslında bir alerji ilacı. Ama alerjiniz olmadığında yan etkisiye mi sebep oluyor bilmiyorum. Yani çok uzun bir zaman geçti aradan. Neyse, yan etkisi de iştah açma ve uyku. Ben de çareyi bunda buldum. Bu ilaçla birlikte 43 kilodan kaç kilo oldum? Hatta 42 kilodan neredeyse 50'lere geldim. Ve sonrasında ilacı bıraktım. Çünkü çok fazla uyku yapıyordu. Artık derslerde ben uyuyordum. Yani kafamı kaldıracak halim yok. Bir de antidepresan kullandıysanız bilirsiniz. Böyle bir uyuşukluk yapıyor bu şurup. Hani o yüzden hatta kullanacak olanlara şunu tavsiye edebilirim. Kullanacaksanız eğer son çarenizse ve kullanacaksanız lütfen akşam kullanın, evdeyken kullanın. Çünkü ben sabah okula gitmeden içiyordum. Öğle arasında içiyordum. Yani gerçekten sürekli içiyordum. Belki de bedenime verdiğim zarar çok ileriki bir zamanda benden çıkacak ama yaptım. Neyse, bu konuyu çok da fazla uzatmak istemiyorum. İlacı bıraktığımda kilolarımı da verdim. Sonrasında pes ettim zaten. Çünkü ben gerekli doktor tahlillerimi sıkça yapardım. Ve hiçbir vitamin eksikliğim, demir dışında, ki demir takviyesi alıyordum. Hiçbir, yani kilo almamı engelleyecek hiçbir sağlık sorunum yoktu. Zaten ilk başta eğer kilo alamıyorsanız buna bakmanız gerekir. Ben de öyle bir şey yoktu. O yüzden bu kadar çok kafaya takmıştım zaten. Hani niye alamıyorum diye. Niye kilo veremiyorum diye düşünürseniz de kilo vermezsiniz. Niye kilo alamıyorum diye düşünürseniz de alamazsınız. Öyleymiş. Sonra liseye geldim. Üniversiteye geldim. 43 kiloydum. Şimdi artık hani yaşım 23 oldu. Ben büyüdüm ve metabolizmam eskisi kadar hızlı değil. Evet, yine hızlı ama eskisi kadar hızlı değil. Şu anda 45 kiloyum dediğim gibi. 46-47 idim normalde. 45 oldum. Ve son zamanlarda biraz üstüme yine bir şeyler yakıştıramama hissi oluştu bende. Pantolonları dolduramıyormuşum gibi. Üstüme bir şeyler oturmuyormuş gibi hissediyorum. Ve yine aklımdan geçirdim aslında şurubu alsam mı almasam mı diye. En azından böyle 3 kilo falan alırım. Ama şurubu içecek vaktim yok. Çünkü cuma itibariyle işe başlıyorum. Ve zinde olmam lazım. Yani uyuşuk olmamam lazım. O yüzden maalesef yapamayacağım ve kalorili beslenmeye çalışacağım. Şimdi zayıflık hikayem, öyküm bu şekildeydi. Ve neden vegan beslendim? Bundan bahsetmek istiyorum. YouTube'da çok fazla bilmezsiniz, YouTube'dan beni takip edenler, ama Instagram'da beni yakından takip edenler vegan beslendiğimi bilirler. Çünkü o beslendiğim o süreçte ben yemek yaparken bunu sıkça paylaşıyordum. Vegan etiketiyle. Eski evimi bilirsiniz. Bilmezseniz şuraya tıklıyorum. Ev turumu izleyebilirsiniz. O evimin camı direkt bir sokağa bakıyordu. Geçen sene gülüyorum ama sinirim hala bozuluyor düşündüğümde. Kapımın önünde 3-4 tane bildiğiniz kurban kesildi ve ben üst kattan, 6. kattaydım. 6. kattan manzara olarak canlı hayvanın iç organlarını, her şeyini görüyordum ve etrafımda bir sürü insanlar, leş kargaları gibi korkunç bir manzaraydı ve o günden sonra zaten çok az et tüketen biriydim. Süt ürünleri zaten alerjim olduğu için tüketmiyorum. Yani tüketirsem de laktozsuz tüketiyorum. Ama o da çok az yani. Yumurta hayatımda ağzıma sürmem. Peynir hiç sevmem. Ben zaten temelde vegan beslenen birisiyim. Çok bazen hani nasıl diyeyim, canım böyle et istiyor. O da demir eksikliğimden diye kaynaklanıyor diye düşünüyorum, bilmiyorum. Ama onu da et yerine ne onun ismi? Ispanak, ha. Onu et yerine ıspanak da yiyebilirsiniz. Neyse. Bazen böyle gerçekten hamburger, et, işte bu tarz şeyler canım çekiyor. Çok sık olmasa da. O yüzden benim için vegan, tamamen vegan beslenmek çok da zor olmadı. Yaşadığım tek zorluk, o zamanlar okula gidiyordum. Ve okulda hem uygun fiyatlı hem de sizi doyuracak bir şeyler bulmak zor yani. Kantinde ne alabilirsiniz? Kraker dışında. vegan olabilecek. Çorba içiyordum çoğu zaman. Ama zorlandığım tek nokta okuldu. Okul dışında evde her şeyimi kendim yapıyordum. Ve kendimi çok iyi hissediyorum. Yani hayatımın hiçbir döneminde kendimi bu kadar huzurlu ve iyi hissettiğim olmadı. Ama dediğim gibi o sıralar okula devam ediyordum. Ve sonra vegan oldum, vegan beslenmeliyim diye kendime çok fazla baskı yaptığımı fark ettim. Ve dedim ki tamam, sen vegan değilsin. Genellikle vegan ağırlıklı beslenen birisin. Ama canın çektiğinde az miktarlarda et tüket. Yani böyle hunharca bir et tüketmiyorum. Tüketmeyeceğim de hiçbir zaman. Almayacağım da. Ama böyle canım çektiğinde de gidip bir hamburger yiyeceğim. Bu vegan düşünceye tabii ki de ters. Veganım diyorsanız tabii ki de böyle yapmazsınız. Ama dediğim gibi ben veganım demiyorum artık. Beslenme şekli veganlarla eş olan biriyim. Öyle tabir edebilirim, evet. Ve dilerseniz size vegan olup evde, hani vegan temel taşlar diyebileceğimiz, evde vegan beslenecekseniz mutlaka evinizde bulunması gereken birkaç tane malzemeden bahsedebilirim. Bunu da ayrı bir videoda görmek isterseniz bana bunu mutlaka söyleyin. Çünkü ben böyle vegan videoların, vegan tariflerin artmasından yanayım. Çünkü ne kadar çok bu tarifler artarsa, ne kadar çok vegan olan insan sayısı artarsa artık her restoranda menüde mutlaka bir vegan tarif eklenir diye düşünüyorum. O yüzden eğer dediğim gibi bu videoda isterseniz size vegan temel taşlarını göstermemi isterseniz, evinizde mutlaka bulunması gereken yani vegan ürünleri göstermemi isterseniz bana bunu yorumlarda mutlaka belirtin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım böyle sohbet etmek, benim sohbetimi dinlemek sizi çok fazla baymamıştır, sıkmamıştır. Ben çok keyif alıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu ederseniz, videoyu beğenip yorumda bırakmayı unutmayın. Sizlerle konuşmak benim için çok keyifli. Çünkü böyle tek başıma konuşuyormuş gibi değil de siz yorum attığınızda ve biz konuşmaya başladığımızda ben gerçekten kanlı canlı birileriyle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Bu hisse daha çok kapılıyorum. O yüzden yorum atmayı unutmayın. Videoda beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.